Yani ülkeler arası veya iller arası müsabakalarda uyumsuzluk da bir takım sportif başarıları biraz kenarda tutuyor. Hı hı. Senin bu başarıda en önemli etkenler, yani kulüp antrenörün mü, ailenin sana desteğin mi, antrenörün, beslenmen, zaman uyumun, doğru planlaman, doğru antrenman planlaması, sosyal çevre, bunlardan hangisi daha çok senin yanında? Mutlaka ki doğru antrenman planlanması, tabi bunun içinde uykuydu, beslenmedi, her şey var. İkinci olarak federasyonun desteği. Gerçekten çok fazla destek veriyorlar bize. Maddi, manevi, her şekilde destek veriyorlar. Bu da bize ayrı bir güven veriyor. Yani ben bunu yapmalıyım. Yani diyorsunuz kendi kendinize. Evet. Peki çok erken belki soracağım ama planlama yaptığında güreş sporuna girmiş olduğun andan şu ana kadar. Hı hı. Belki ilk baştaki düşüncelerin bugün gelmiş olduğun milli takım mayosu altında farklı olabilir. Bundan sonra ne kadar vadede nerelere gelmek istiyorsun? Beklentilerin tam olarak nedir? Seneye 2011'de Dünya Şampiyonası İstanbul'da ve bu bizim için çok büyük bir şans. Kendi evimizde olması. Dediğim gibi Samokov'da kendi evimiz değil de çok fazla şeyler yapıldı Türklere. Çok önemli yani kendi evinde olması. İnşallah 2012'yi var, olimpiyatlarımız var. 2012 London Olimpiyatları. Hedefimiz olimpiyat tabii ki de. En yükseğe çıkmak. O yüzden çalışma programımızda ona göre hocalarımız ayarlayacaklar. Onlar da bizden olimpiyat etmemizi evet. istiyorlar. Peki Kübra, 2011 Eylül ayında Dünya Şampiyonası evet. var. Büyük antrenör, A takım antrenörleri sizlerle ilgili genç yani büyük bayanlar, büyük erkekler olsun. Milletvekili Sayın Hamza Yerlikaya zaman zaman bütün turnuvalara geliyor, destek evet. veriyor. Bu büyük bir şans. Evet. Bu gözlemler arasında sizler de A takımdaki oyuncu ablalarınızı, abilerinizi takip edip dünya literatüründe özellikle Rusya'nın, Ukrayna'nın ve son zamanlarda bakıyorsunuz Almanya gibi önemli takımların bu işe markalaşma yolunda ağırlıkları var. Bu konularda anekdotlar olarak tuttuğunuz, izlediğiniz sporcular kimdir Türkiye'de ve Avrupa'da? Benim en büyük yani idol aldığım tabii ki de Hamza Yerlikaya'dır, bizim abimizdir. Şeref Eroğlu var, Şeref Tüfenk, Harun Doğan, yani bir sürü dünya şampiyonlarımız var. Hepsini örnek alıyorum kendime. İnşallah hedefimiz onlar gibi ismimizi yazdırmak. Evet. Peki Kübra, medyanın size ayırdığı yer, genç sporcularla alakalı verdiği değer. Şu an bir programda Türkiye'nin sorumluluğu çerçevesinde yaşıtlarına önce senden sonra başlayacak olan gençlerle alakalı ayırdığımız bu zaman veya medyanın neler yapmasını istiyorsun sizle ilgili? Türkiye'de spor denince akla sadece futbol, basketbol falan geliyor. Ama bizim başarılarımız onlardan daha yüksek ama medyatik bir spor değiliz ya da başka sporlar da öyle. Yani sadece futboldur medyatik spor. Evet. Bu da tabii bizi evet. üzüyor yani. Güreşe daha çok zaman ayırmalarını istiyoruz. Yani sizin gibi güreşle ilgilenen ya da futbol dışında başka sporlarla ilgilenen kanallar çok az. Bu da bizi üzüyor tabii ki de. Yani bir Avrupa ikincisi oluyorsunuz takımında ve bir gazete küpüründe bile yer almamanız çok üzücü bir olay. Bu konuda da size teşekkür ediyorum ilginizden dolayı. Bizler aslında Türkiye genelinde yani yapmış olduğumuz iş asli görevlerimizin başında geliyor. Hele sizin gibi pırıl pırıl her spor branşında olan gençlerimizin ülke tanıtımındaki sportif başarıları adeta göğsümüzü kabartıyor. Hele hele İstiklal Marşımızın söylenmesi yok mu? Evet. Ay Yıldızı Bayrağın böyle gönleri. O anda neler hissediyorsunuz? Sizden önce grubunuzda birinci olan önceki sporcular, olimpik başarıları. Hı hı. O hikayeleri nasıl dinliyorsunuz? Size nasıl bir motivasyon katkısı sağlıyor? Şöyle bir şey. Yabancı bir salona, yani Türkçe bilmeyen insanlara, sizi izleyen binlerce kişi o salonda. Yani o Türk bayrağını yukarı çektirmek çok farklı bir duygu. O İstiklal Marşı'nı herkesin kalkıp da ona saygı duyması. Yani bunu siz yapıyorsunuz. Bütün salonu İstiklal Marşı'nızı dinletiyorsunuz. Çok farklı, gurur verici bir şey. Evet. Peki güreşte idolüm, güreş dediğin bu konuda adanmış yanın. Yani ben gerçekten olimpiyatlarda Kübra Yücel olarak özellikle yani kendini adadığın, çalıştığın, hırslandığın yani günlük bir şeyin programın, aylık programların yansıdığında temelinde neler var, neler yapmak istiyorsun? Yani bir şey kaybetmeden bir şeyler kazanılmıyor. Bir emek vermek tabii lazım. Tabii ki de. Bu açıdan neler söyleyebilirsin? Örnek olabilecek şekilde diğer gençlere.
Sporla herkesin ilgilenmesi gerekiyor. Yani bu güreş, futbol ya da basketbol diye adlandırmamaksızın. Spor gerçekten insanın önünü açıyor. Yani biz şu an üniversite okuyorsak devlet bize bakıyor. Bir maaşımız var sporcu olduğumuz için. Yani çok farklı bir duygu. Yani çok güzel bir duygu. Kimseye şey yapmıyorsunuz. Kendi kendinize geçinebiliyorsunuz maddi manevi. Yani dışarıda insanlar sizi gördüğünde selam vermesi, saygınlık kazanmak. Hepsi bir sporcu olmaktan başlıyor yani. Evet. Peki son zamanlarda Türkiye'de Güreş Federasyonu'nda bir hanımefendi var. Evet. Rodica Maria Yakşi. Evet, biz en büyük destekçilerimizden biri. En çok sizde interaktif iletişimde Sayın Maria Yakşi ile neler paylaşıyorsunuz? Yani size hedefleri koyarken Türkiye'nin ananelerini sanki bizden daha iyi biliyor. Hem evet. Cinsiniz olarak Sayın Maria Yakşi'nin sizlerle yaklaşımı, paylaşımı, söylevlerinde neler yakalıyorsun, neler alıyorsun kendisine? Başta çok iyi bir psikolog diyebilirim onun için. Yani onunla konuşurken rahatlatıyor, bütün takımımızı rahatlatıyor. Evet. Sevgisi, sıcak yüzü. Evet, kesinlikle çok içtenliği, yani samimiyeti. Yani bizi kafamızı okşayarak seviyor diyebiliriz bütün takım halinde. Bu da bize çok farklı bir güven veriyor yani. Evet. Peki istersen biraz Güreş Federasyonu son zamanlarda çok güzel bir çığır açtı. Evet. Akdeniz'de kıyısı olan ülkelerin Akdeniz çanağında toplayarak birinci Akdeniz güreş oyunlarını Akdeniz güreşiyor çatısı altında topladı ve Ahmet Cömert de coşkuyla kutlandı. Evet. Bu turnuvaların gençler için avantajı nedir? Başta tecrübe çok önemli. Yabancılarla güreş yapmak bizim için çok evet. önemli. Kamplarımız kesinlikle yabancılarla yapılmalı diye düşünüyorum ki federasyonun bu konuyla ilgili çalışmaları başladı. Yani yurt dışında artık ikili kamplar yapılacak. Çünkü Türkiye'de artık belirli insanlar var ve hep belirli kişilerle antrenman yapıyorsunuz. Kamp her nerede olursa evet. olsun. Yabancıların çok büyük şey oluyor yani. Katkısı oluyor bizim evet. gelişmemizde. Sayın Rodica Maria Yakşi için o bir psikolog, o kesinlikle. Bir anne, o bir abla dediniz. Kesinlikle anne gibi bize. Güreşin güler yüz dediniz öyle evet. mi? Bakalım aynı güler yüz şu an telefon attığında. Sayın Yakşi iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Öncelikle yüksek tempodan ötürü sizi kutluyoruz. Biraz önce Kübra Yücel sizlerle ilgili kamplarda adeta bizim için büyük bir şans dedi Sayın Genel Sekreterimiz için. Efendim son zamanlardaki başarılar gençlerimiz için geleceğe adeta birer kalenin sağlam tuğlaları olarak güreş adına atılıyor. Biraz bize bu konularda en son tabii ki Yugoslavya'daki Smakov Avrupa Şampiyonası'nı değerlendirip biraz da takvimi açar mısınız? Bulgaristan'daki Gençler Avrupa Şampiyonası'nda çok sevindirici sonuçlar aldığımızı söyleyebilirim. Bu da bir tamamen antrenörler ve çocukların çalışmalarından kaynaklanan bir şey. Bizim katkımız direkt sportif başarıya direkt olmaz. Ancak mümkün olduğu kadar bürokrasiden uzaklaştırarak onların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Evet malzemeleri olsun, işte rahat uyusunlar, düzgün yemek yesinler, doktora gitsinler. Yani direkt teknik olarak bir katkımız yok ama mümkün olduğu kadar ablalık yapmaya çalışıyoruz. Çok fazla bir katkımız olduğunu söylenemez. Tabii bu sizin mütevazi yaklaşımınız. Kübra Yücel sizle ilgili çok güzel şeyler söyledi. Şu an stüdyoda konuğumuz Kübra. Sayın Yakşi'ye bir şey söylemek ister misin? Ona çok teşekkür ediyorum buradan. Bize verdiği desteklerden dolayı maddi manevi. Federasyondaki tek bayan yani bizim içimizde olan. Samimiyetinden ve bize verdiği değerden dolayı çok teşekkür ediyorum kendisine. Evet efendim. Buyurun siz ne diyeceksiniz? Asıl ben onlara teşekkür etmem lazım. Çünkü ilk defa bayanlar böyle bir sonuç alınıyor. Senelerde biliyorsunuz bayanlardan güreşçi olur mu? Bayanlardan pehlivan olur mu? Evet. Global dünyanın içinde artık bizim bence Türkiye'nin imajı bir güreş ülkesi olarak bayanlardan neden güreşmesin? Ben gerçekten yaklaşık 12-13 seneden beri bayanların güreşi kapanmasın diye uğraştım. Fazla bir şey yapamadık ama kapanmasın diye direndim. Bu da
Bye.